Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Yeni Bosna'dan Emoan Kafe'den sesleniyoruz. Ve mekanın kurucusu Sayın Mustafa Antaş ile birlikteyiz. Bakalım bize bu mekan hakkında hangi bilgileri aktaracak. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Mustafa Bey, burada Yeni Bosna'da faaliyet gösteriyorsunuz. Burada mekan olarak, kafe olarak hizmet veriyorsunuz. Ama bu kafe deyince alışılmışın çok ötesinde hizmetler geliyor aklımıza. Evet. Gerçekten bizim bütün özel günlerimizde olduğunuz için sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Buranın bir doğuş hikayesi var ben biliyorum. 2008'lere dayanan, acaba diyorum ki 2008 yılında kurulan bu keyifli mekan hangi amaçla kuruldu? Ve hangi amaçları, aşamaları kaydederek bugünlere geldi efendim? Şimdi bizim burayı kurma amacımız başlangıçta tamamen bir kafe konseptindeydi. Ama zamanla dışarıdaki eksiği gördük. Sokaklarda olan kına, nişan, sünnet, eğlenceler, asker törenleri, bunların bir eksikliğini gördük. Ve biz bu konsepte girmeye karar verdik. Yani dediniz ki bütün bu özel günler için keyifli bir mekan olsun, dilediğince eğlensinler, evet, tüm yaş grupları. Evet, aynı şekilde. Bir de asıl şeyimiz şu, sokaklarda olan kına geceleri, nişanlar, asker törenlerinde biz şunu gördük özellikle. Kavga çıkması, gençlerin birbirini yaralaması ve emniyetten gençlerin arasındaki olan diyaloglar, bunlar bizi bir göz aşinalığı yaptı. Biz bunlardan nasıl kurtulabiliriz dedik. Yani biz bunu yaparsak bunun altından kalkabilir miyiz dedik. Ve şükür de yaptık. Değil mi? 2008-2013, 5 yıldır bizlerle birliktesiniz. Nice 5 yıllar boyu aynı mekanın daha da büyüyerek bizlerle olmasını diliyoruz bizler de. Efendim burada düğün organizasyonları, nişandı, evet, işte kına, sünnet ve özel günler, parti organizasyonları yapılıyor. Evet. Bunlar için ne kadar evvelden size haber vermemiz gerekiyor sağlıklı bir sunum almak için sizden? Bunlar için yaklaşık 1,5-2 ay öncesinde not almamız gerekiyor, rezervasyon almamız gerekiyor. Hani bu şekilde bir problem yaşanmadan keyifli bir şekilde mekanda dileyen dilediği şekilde eğlenebilsin diye. Peki efendim burada eğlenceler nasıl oluyor? Bir DJ olarak bir müzik eşliğinde, çünkü tüm bunlar gerçekleşiyor. Evet. Biraz bundan bahsedelim mi? Sunulan hizmetler neler bize? Tabii DJ ile biz bu işi yapıyoruz. Bilgisayar üzerinden çalışmalarımızı yapıyoruz. DJ ile yaptığımız için, bilgisayar üzerinden yaptığımız için Karadeniz'inden tutun Ege'sine, Akdeniz'ine, Güneydoğu'suna, yani bunların hepsini daha rahatlıkla sunabiliyoruz. Ve bunları gördükçe, yaşadıkça daha mutlu oluyoruz. Çünkü insanları mutlu etmek, özellikle bugünlerde nişan olsun, sünnet düğünü olsun, değil mi, kına çok geceleri olsun. İnsanlar çocuklarını askere gönderiyorlar. Biz de bir her zaman için askere göndermek ayrı bir düğündür, ayrı bir şenliktir. Biz ailemizden de bunu gördük. Bunları mutlu bir şekilde askere göndermek, mutlu bir şekilde eğlendirip nişanlarını yapmak, kına gecelerini yapmak, bunları buradan çıkarken mutlu görmek tabii ki bizi de mutlu ediyor yani. Değil mi? Zaten burayı açmamızdaki en önemli amaç oydu. Evet. Keyifli bir mekanda, evet, kişileri eğlendirerek mutlu gülümsemelerle, evet, girdikleri bu mekandan aynı mutlu gülümsemelerle aynı çıkmalarını sağlamak. Evet. Bunun için de tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Burada teknolojinin bize verdiği imkanlarla da burada daha evvelden haberdar olduğumuz için de istenilen müzik program dahilinde istenilen tabii şekilde sevgili konukları tabii sunuluyor ve tabii onlar da eğlendiriyor. Eğlencenin doruğuna sizler sayesinde erişmiş oluyorlar diyoruz. Peki efendim burada düğün organizasyonlarında ve diğer organizasyonlarında pasta ve meşrubat servisleriyle ilgileniyorsunuz. Tabii. Biraz da bunu açar mıyız? Nişanlarda yaş pasta, kuru pasta, meyve suyuydu. Bunların servisiydi. Kendi ekibinizle, ekibimizden beraber sunuyorsunuz. Sunuyoruz, sunumunu yapıyoruz.
elimizden geldiği kadar, dediğim gibi eğlendirdiğimiz kadar da insanlara yaptığımız servisle de mutlu etmeye çalışıyoruz. Oluyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Değil mi? Burada en keyifli yan da burada gelen gençlerimizin, yani ya da 7'den 77'ye demek doğru olur, özgürce eğlenmeleri. Yani kendi müziklerini kendileri talep etme şansları var. Kendi pasta börekçilerini kendileri yapma şansları var. Dileyen burada dilediği şekilde diğer mekanlarda olmadığı gibi özgürce resim çekme şansları var. Evet. İsteyen dilediği şekilde bunu kamerasına alabilir, resmini çekebilir. Yani özgürlüğün hakim olduğu ama disiplinden asla ödün verilmeyen bir mekan. Çünkü bu disiplini vurguluyorum. Çünkü bunu vurgulamakta bir amacım var. Sevgili gençlerimize de konuk ediyoruz burada. Çünkü yazar partilerinde liseli gençlerimizin, üniversiteli gençlerimizin doğum günü partilerinde de abileri olarak gerçekten çünkü artık abi diyorlar size, o kadar yakın görüyorlar. Onlarla birliktesiniz ama belirli kurallar çerçevesinde. Nedir bu kurallar diyelim o zaman? Şimdi ben her zaman için kendi yaşantımdan, şu andaki gençlere kendi yaşantımdan örnek alarak ben hizmet vermeye çalışıyorum. Biz burada 18 yaşında askere gitmemiş gençler geliyor. Biz de 18 yaşında olduk. O insana nasıl davranırsınız? O size nasıl tepki gösterir? Bunu bildiğimiz için, yaşadığımız için onlarla tabii ki gün geliyor. Hepsiyle beraber müzik kapatıyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Burada İstanbul'da malum, yani ben özellikle dert yandığım şeyi bilmiyorum, emniyetimiz ne kadar kuvvetli, ne kadar çalışmalar var. Bu konuda biraz sıkıntılıyım. Özellikle uyuşturucu konusunda, alkol konusunda, yani bilmiyorum. Ben her zaman söylüyorum. Bir kardeşim yok, büyüklerim var, bir yeğenim var. Hepsini benim onun gibi gördüm. Çünkü benim yeğenimin onu yapmasını istemedim. Ve hep arkasındaydım. Buraya gelen kişilere de emin olun, şunu samimiyetimle söylüyorum. Yani üzülüyorum ve her zaman için onlara anlatmaya çalışıyorum. Şimdi gelirler, ya abi işte sen bu yere nasıl başladın, ne yaptın, nereden geldin? Ben 22 yaşında mekan kurdum. Kendi uğraşlarımla, kendi çalışmamla, çocukluğumun verdiği bir özgüven vardı. Çocukluğumda vardı bu özgüven. Hep hayalimdi ve bu hayalimi gerçekleştirdim. Ve burada da sevgili kardeşlerimiz en mutlu şekilde eğlensinler istiyorsunuz. Eğlence hiçbir zaman zarara ve keyifsizliğe dönüşmesin. Kapıdan içeriye girdikleri andan itibaren geçen zaman çerçevesinde bu eğlence asla 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 başka bir mutsuzluğa dönüşmeden aynı de söylediğimiz gibi gülümsemelerle bu kapıdan çıksın istiyorsunuz. Evet. Bunun için de gençlerimize destek olduğunuz için, özverili çalışmalarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle anne olarak, sonrasında da tabii ki Türkiye'm adına. Çünkü gerçekten sizler gibi mekan sahiplerine de ihtiyacımız var. Sadece bizlere mekanı kiralamakla bir anlamda kalmıyorsunuz. Onlara gerek abilik, gerek dostluk, kardeşlik yaşa göre yapıyorsunuz. Bunun için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu kaliteli hizmeti bizlere büyük bir özveriyle sunduğunuz için. Ben soruyorum tabii ki. Tabii. Hedefler arasında neler var diyorum. Şimdi hedeflerimiz arasında neler var? Amacım yine insanlara hizmet etmek. Tabii büyümek. En büyük hayallerimden bir tanesi güzel bir düğün salonu yine. Yine insanların mutluluğunu görmekle. Hep mutlu günlerinde yanlarında olmak istiyorsunuz. Onlarla beraber olmak istiyorum. İnsanların gülüşünü istiyorum her zaman. Değil mi? Her zaman gülmek istiyorum. Yani bir düğün salonu. Yani istiyorsunuz amacım ki kaliteli bir düğün salonu. Değil mi? Çocuklarımız yani en mutlu günlerinde gerek doğum günleri, gerek okul mezuniyetleri, gerek balolar, gerek partiler, asker düğünleri, kınalar, nişanlar, düğünler. O kadar çok ki güzel günlerimiz. İnşallah bu emellerinize hep aynı güler yüzle, aynı kaliteli ve aynı heyecan taşıyarak sahip olursunuz diyor. İnşallah. Saygılar sunuyoruz efendim. Ben size teşekkür ederim. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Yeni Bosna'dan, bu muhteşem mekandan, Emuan Kafe'den
Sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli anlatımdan sonra, bu özverili çalışmadan sonra artık eğlencenin adresi belli diyoruz. Emoan Cafe, söz Merkez Stüdyolarında.